Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevden alındıktan sonra biliyorsunuz kayyum imaları İstanbul için de yapılmıştı. Erdoğan ne demişti bu konuyla ilgili olarak? İstanbul'u kaydederek bölücü örgütün destekçilerine bu şehrin peşkeş çekilmesini engelleyeceğiz demişti. Daha sonra da Süleyman Soylu aynen şu ifadeyi kullanmıştı. İmamoğlu'nu kastederek İşini yap, başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz demişti. Ancak İmamoğlu'na bu videoda operasyon geliyor derken bu sözleri kesinlikle baz almadık. Yani bu sözlerden dolayı İmamoğlu'na operasyon geliyor diye bir iddiamız yok. Burada İmamoğlu'na neden bir operasyonun geleceğinin yanıtını stratejik düşünerek adım adım sizlere ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Değerli arkadaşlar, ne kadar bir zor dönemden geçtiğimiz ortada, değil mi? Hem ekonomik hem siyasi olarak baktığımızda ülke zorluklar içinde ve bir de bunun üstüne 2023 seçimleri yaklaşıyor ve daha şimdiden böyle taraflar santranç hamleleri gibi hamleler yapmaya başladılar. Şimdi bu tablonun da en büyük belirleyicisi tabii ki ekonomik alan ki size çok basit birkaç tane iktisadi rakam vereceğim. Tablonun ne yöne gittiğini çok net göreceğiz. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde bir haber vardı. Onlar da CHP'nin raporundan almışlar. İcra dairelerindeki dosya sayısı 21 milyonu buldu arkadaşlar. Ve Ocak-Temmuz 2019 dönemine baktığımızda vadesinde ödenmediği için bankalar tarafından protesto eden senet rakamları açıklanmış ki burada %13'lük bir artış var. 574 binlik bir rakam var karşımızda ki bunun rakamsal tutarı da %31 artmış ve 12.4 milyar gibi bir rakama gelmiş. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası bir veri açıkladı. O da benim dikkatimi çekti ki şu finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlığı 2.4 milyar dolar azaldı. Yükümlülüğü yani borcu da 634 milyon dolar arttı arkadaşlar. Böylece net döviz pozisyon açığı yani alacağıyla vereceği arasındaki fark arkadaşlar 184.2 milyar dolar oldu. Yani Mayıs'a göre Haziran ayı rakamı bu tabii ki. 3 milyar dolarlık bu yükümlülükte borçlarda bir artış var. Yani durum bakın pek hayırlı gitmiyor. Demek istediğim aslında hem hane halkı tarafına bakın, kredi kartlarına, tüketici borçlarına ya da firmaların borçlarına bakın. Ülke olarak bir borç krizi içinde sallanıyoruz, yuvarlanıyoruz. Ve bu arada çok önemli ama çok önemli bir veri açıklandı. Aslında bir anket bu. O anketin sonuçlarına bir bakmamız lazım ki işte dedik yani operasyon geliyor diye yavaş yavaş olay örgülerini birbiriyle bağlayabilelim arkadaşlar. Şimdi Metropol Araştırma'nın yaptığı son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimine onay vermeyenlerin oranı bir yılda arkadaşlar 10 puan birden arttı. Burada Metropol'ün grafikleri ve tabloları var. Gelin sonuçlara bir onların üzerinde bakalım. Çünkü buradan yola çıkarak İmamoğlu'na operasyonun neden yapılacağını bence çok daha rahat görebiliriz. İlk tablomuz Temmuz 2018'e ait. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenler gördüğünüz gibi %53.1. Onay vermeyenler ise %38.2. Altındaki tabloda da bunun partiler içindeki dağılımlarını görebilirsiniz. İkinci tablomuz ise Ağustos 2009'a ait ve çarpıcı bir fark görülüyor. Gelin bir de ona bakalım. 2018'de değerli arkadaşlarım görev onayı hatırlayın %53.1 iken Ağustos 2019'da bunun %44'e indiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok ama çok önemli bir gerileme. Görev onayı vermeyenler ise 2018'de %38'di. Şimdi bu tabloda %48'e çıkmış olduğunu görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, sonuç çok bariz değil mi? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları adeta buz gibi eriyor. Peki 2023'de muhtemel rakibi kim olacak? Büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu. Ekonomide Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski ve aksak bir stratejide ısrar etmesi, yani inşaata, tekstile ve montaj otomotive dayalı bir büyüme modeli üzerinde ısrar etmesi, imalat ve tarımda bu problemlere enflasyona rağmen
henüz bir reformu ortaya koymaması ve en önemlisi Albayrak ısrarı ona puan kaybettirdi. İşte bu anketin sonuçları birazcık da iktisadi olarak değerlendirilmeli ve kuvvetle muhtemel gelecekteki dönemde 2023'e kadar kuvvetli bir puan kaybına sebebiyet verecek. Peki burada çıkış yolu yok mu? Çıkış yolu var ama onu da uygulamıyorlar. Siyasetteki hataları ise burada hiç saymıyorum bile çünkü o da bir 10 dakika anlatılır. İşte Suriye politikasıydı, kutuplaşmaydı vesaire vesaire. Şimdi esas gelmek istediğim nokta şu. Bakın, siz olsanız, rakibiniz büyürken, siz de eriseniz bu durumu tersine çevirmek istemez misiniz? Yani İmamoğlu'nun 2023 yılını siyasi olarak görmemesi için gerekeni yapmaz mısınız? Siyasetin mücadelesiyle, siyaset arenasındaki o mücadeleyle, inanın arkadaşlar, Afrika'daki düzlüklerde olan iki aslanın mücadelesi arasında hiçbir fark yok. Aynı vahşi mücadele, aynı ölümüne mücadele, inanın siyaset alanında da var. Ve bu bir santranç oyunu, İmamoğlu'nun eylemleriyle bu operasyonu boşa çıkarması ve kesinlikle karşı tarafa bahane vermemesi gerekiyor. Bunu, yani operasyonu AKP'nin düşünmediğini, işte fırsat bulurlarsa yapmayacağını kimse düşünmesin. Bu saflık olur. Zira siyaset eşittir rant ve bu rantı da herkes kendi yemek ister. Aslında bu siyasi olarak baktığınız zaman da gayet doğal bir olay. Tıpkı aslanların rakiplerini ya da avlarının zayıf anını kollayıp saldırması gibi, aslında Yaradan'ın bir evrensel kuralı bile diyebilirsiniz buna. Bu nedenle buradan hem Sayın Başkan İmamoğlu'na hem de AKP'ye aslında seslenmek istiyorum. Bakın, bir şekilde bu mücadelede İmamoğlu'nu devirmek isteyecekler. Ve bunun için bir takım fırsatları kollayacaklar. Bu siyasi akışın doğal bir sonucu. Buna vay efendim neden böyle, ah şöyle, ah böyle demeye gerek yok. Trajedi haline getirmeye de gerek yok. Eğer stratejik olarak düşünüyorsanız, dediğim gibi, bir tarafta Erdoğan'ın oyları eriyor, bir tarafta yeni ve taze bir aday var. Haliyle o yeni taze adayın önünün kesilmesi lazım. Nacizane benim Sayın İmamoğlu'na, başkana birkaç tavsiyem olacak, birkaç hatırlatmam olacak. Birincisi, Sayın İmamoğlu, sizin fiziki ve siyasi güvenliğiniz bir memleket meselesi aslında. Varlığınız Cumhuriyet için çok ama çok önemli. Siz 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası diyen zihniyeti yendiniz aslında. Ve yenmeye de devam edeceksiniz. Demokratik, laik, kemalist Cumhuriyet 2023 seçimlerinde kuvvetle muhtemel size güvenecek ve burada bu cumhuriyetin bekası içinde sizin büyük bir rol oynamanızı bekliyoruz. Bu nedenle lütfen Türkiye'yi de başarıyla yöneteceğinizi göstermek için rica ediyorum, sadece İstanbul'a yoğunlaşın. İstanbul'dan ve sorunlarından lütfen ayrılmayın. Size bundan sonra Sayın İmamoğlu tatil, yılbaşı, mola yok. Ve siz artık İstanbul'la evlendiniz. Bunu unutmayın. Sizin aileniz de, işiniz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu bu saatten sonra. Diğer bir nokta şu. Kürt kardeşlerimiz oy vermiş olabilir. Ama siz lütfen İstanbul'daki Kürtlerin yaşam seviyesini yükseltmeyi amaçlayın. Eylemlerinizi de lütfen bu doğrultuda düzeltin. Türkiye'nin sorunlarına İnşallah 2023'ten sonra eğilirsiniz. O zaman Diyarbakır'a gidersiniz. O zaman tüm ülkeyi gezersiniz. Ama şu an size halkın verdiği yetki İstanbul'la sınırlı. Elbette ki bir siyasi olarak görüş beyan edebilirsiniz. Konuşmayın demiyoruz. Ama gözler üstünüzde, bu noktada açığınız aranıyor. Ve sizin de ilk göreviniz lütfen İstanbul'u güzel bir şehir haline getirin. Büyükerşen, hatırlayın. Eskişehir'i nasıl bir bozkır kentinden alıp ne kadar güzel bir şehre getirdiyse, lütfen siz de İstanbul'da bir mucize yaratın. Hatta mucizenin kendisi siz olun ki bu yarattığınız mucizeyle Türkiye'yi de gayet iyi yönetebileceğinizi dosta düşmana gösterin.
Bir diğer konu da kesinlikle İBB'ye alım yaparken PKK bağlantılı olabilecek alımlar olabilir. Bu noktada sizin hassasiyet göstereceğinizi biliyorum ama bir süzgeç mekanizması mutlaka oluşturun. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece insan kaynakları politikası değil, aynı zamanda ihaleleri ve mali yönetiminin de merkezi yönetim tarafından didik didik edileceğini lütfen unutmayın. Burada bir takım CHP'liler de rant peşinde koşabilir, bir takım HDP'liler de rant peşinde koşabilir. Ama siz onlara lütfen prim vermeyin. Çünkü hesaplarınız 2, 3, 5, 10, 20 gözden geçecek ve açığınız aranacak. 2023'ten önce o koltuktan indirilmek için her türlü bahane aranacak. Bu noktada AKP'lilere de bir vatandaş olarak en azından naçizane bir şeyler söylemek isterim. Evet, taktik olarak ben de olsam açık arardım ve bir operasyon düzenlerdim. Bunu kabul ediyorum. Bu siyasetin doğasında olan bir durum. Ama bunu siz yapmayın. Hele ülke bu durumdayken sakın yapmayın. Neden? Çünkü tarihte bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını en iyi siz biliyorsunuz. Bakın, 1998 yılını hatırlayalım. Refah Partisi'nin kapatılması sizlerin iktidara yürümesindeki olaylar dizisini başlatan en önemli unsur olmuştu. Dolayısıyla belki İmamoğlu'nu kısa süreliğine sistem dışına atabilirsiniz ama çok daha güçlü bir şekilde gelmesini sağlarsınız. İşte bu noktada lütfen sandıkla gelen bırakın sandıkla gitsin. İstanbul hakkında hiçbir tasarrufta bulunmayın. Zaten Sayın İmamoğlu da gidip de PKK'ya İstanbul'un kaynağını yedirecek ya da PKK'lıları işe alacak kadar taktik düşünceden yoksun birisi değil. Bu noktada demokrasiye hepimizin ihtiyacı var diyorum. Tüm izleyenlerimize bu videoyu izledikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.